Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na. 1 Kasım seçimlerinin ardından 2006 yılının Ocak ayı itibariyle toplumsal kutuplaşmanın derinleştirilmesi birlikte toplumsal muhalefete yönelik baskı ve susma politikaları da ciddi bir ortamda artmıştır. İçinde bulunan baskı koşullarının en çok yurttaşlara gerçekleri duyurma bilinci ve sorumluluğu hareket eden tarafsız medya etkilenmiş ve bu nedenle yapılan haberlerin objektifliği ve niteliğinden çok bir haberin hangi kişi, grup, parti veya politikalara hizmet ettiği tartışma konusu haline getirilerek medya kutuplaştırmak istenmiştir. Son aylarda ciddi düzeyde artan işçi cinayetleri, kadın katliamları, terör saldırıları, yabancı ülkelerde yaşanan sıkıntılar gibi konuların haberleştirilen tarafsız basın yaratılan bu algı nedeniyle adeta düşmanlaştırılmıştır. Yaptığı haber nedeniyle birçok gazeteci, köşe yazarı ve düşünen insanı çeşitli suçlamalara maruz bırakıp yargılanmıştır. Bir yandan Cumhuriyet Gazetesi yazarları Can Dündar ve Erdem Gül'ün biri ağırlaştırılmış iki müebbet ve 42 yıla yargılanmasının yarattığı korku psikolojisi sürerken diğer yandan Cumhuriyet Gazetesi haber koordinatörü Ayşe Yıldırım başlangıç gibi hakkında Türk Ceza Kanunu 301. maddesinden soruşturma başlatılan gazetelerin sayısının artması, gazetecilerin otosansür uygulanmasına ve objektif haberciliğin bir gereği olarak tarafsız ve gerçeği olduğu gibi aktarmak yerine iktidarın istekleri doğrultusunda haberin bilgisini dönüştürmeye zorlanması neden olmaktadır. Bir diğer sansür ve baskı aracı olarak Türkiye Cumhuriyeti Ceza Kanunu 299. maddesinde geçen Cumhurbaşkanı hakaret gibi neredeyse hiçbir gelişmiş demokraside örneği bulunmayan bir suçlama yoluyla gazeteciler ve köşe yazarları korkutulmaya ve sindirilmeye çalışılmaktadır. 2015 Aralık ayında Bir Gün Gazetesi'nin yayın danışmanı Barış İnce, yazı işleri müdürü Berkan Gültekin ve sorumlu yazı işleri müdürü Can Uğur'un Cumhurbaşkanı hakaret suçundan 11 ay 20'şer gün hapis cezası çarptırılmasının ardından yeni yıla birlikte onlarca gazeteci eleştiri sınırı aştığı gerekçesi aynı kapsamda davalar açılmıştır. En son Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Özgür Mumcu'nun 18 Mart 2015 tarihli zalim ve korkak yazısı gerekçesiyle gösterilerek Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istenmiştir. Medyaya ve gazeteye yönelik sistematik saldırı sadece yargı yoluyla cezalandırma ve korkma taktiği değil, medya gruplarına yönelik ekonomik yatırımlar da kapsamaktadır. Bu anlamda birçok medya kuruluşunun RTÜK gibi kurul ve yargı yoluyla cezalar ve tanzimat yaptırımları uygulanmaktadır. Bu cezaları karşılamayan basın kuruluşları maddi zorluklara maruz bırakılarak yayın hayatını sürdürmemeye zorlanmaktadır. Diğer taraftan iktidar baskı nedeniyle bazı kuruluşlar maddi zorluklar gerekçeye göstererek iktidarın hoşlanmadığı haberleri yapan basın emekçilerinin işine son vermektedir. İnternet medyası da benzer şekilde medyaya yönelik sistematik saldırının hedefi halindedir. Sendika.org'da olduğu gibi bir haber sitesinin 8 kere kapatılması durumunun faşist ve diktatörlükle yöneten ülkelerin hariç neredeyse hiçbir dünya ülkesinde örneği yoktur. Sosyal medyada bireysel olarak haber paylaşan, haberlere yorum yapan ve görüş bildiren kişiler de bu baskılara bağlı olarak saldırı altındadır. Yaşanan tüm süreçler medyaya yönelik açıkça ve alenen sistematik ve iktidar eliyle yapılan bir saldırının yapıldığının ve ülkemize doğru ve tarafsız haber yapmanın bir bedeli olduğunun göstergesi niteliğindedir. Bu anlamda medyayı ve basın emekçilerinin tehditlerine karşı korumanın yollarının tespiti büyük önem arz etmektedir. Basına yönelik saldırının arkasındaki güçlerin ve bunların nihai hedeflerinin tespit edilmesi, baskı, sansür ve tehditlerin engellenmesi, gazetecilerin cezaevlerindeki koşullarının iyileştirilmesi ve medyanın sindirme politikalarının karşı desteklenmesinin yollarının belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98. maddesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç çözümünün 104 ve 105. maddeye gelince bir araştırma komisyonu kurularak konunun tüm boyutlarıyla araştırılmasına saygılarımızı arz ederiz. Eren Erdem İstanbul, Orhan Sarıbal Bursa, Veli Ağbaba Malatya, Nihat Yeşil Ankara, Onursal Adıgüzel İstanbul, Kadim Durmaz Tokat, Vecdi Gündoğdu Kırıkkale, Ünal Demirtaş, Vecdi Gündoğdu Kırklareli, Ünal Demirtaş Zonguldak, Kemal Zeybek Samsun, Mehmet Göker Burdur, Canan Yüceyer Tekirdağ, İrfan Bakır Isparta, Mahmut Tanal İstanbul, Tur Yıldız Biçer Manisa, Muharrem Erkek Çanakkale, Hüseyin Çamak Mersin, Mevlüt Dudu Hatay, Yakup Akkaya İstanbul, Bülent Öz Çanakkale, Elif Doğan Türkmen Adana, Nurhayat Altıca Kayışoğlu Bursa, Musa Çam İzmir.